Çanakkale Merkez ilçeye bağlı Kahramanlar Sokağı sakinleri 70 yıllık bir ağacı korumak için aylarca mücadele etti. Ancak ağacın kesilmesine engel olamadı. Kahramanlar Sokak'ta üzerinde büyük bir ağacın bulunduğu arsa bir müteahhit tarafından satın alındı. Durumu duyan sokak sakinleri kuş yuvalarının da olduğu ağacı korumak için adeta seferber oldu. Resmi kurumları tek tek gezen mahalleliler seslerini kimseye duyuramadı. Ağacımızı çok seviyoruz. Çok güzel anılarımız var burada. Bir sürü canlıları da ev sahipliği yaptı. Maalesef kesileceğini duyduk. Çok üzgünüm. Belediyemize başvurduk. Park ve çevrecilik. En son Orman Genel Müdürlüğü'ne başvurduk. İsteriz ki tabii ki yani sağlıklı bir şekilde budansın. İçerisinde birçok kuşu barındırıyor. Kırlangıç, tepeli, kuyruk sallayan, atmaca dahi yaşıyor buralarda. Yani kedilerimiz isteriz ki hani kurallara göre yapılsın. Ben de müteahhite verdim. Müteahhite verince hiç sormadan bile kestiler benim ağacımda. 25 senelik ağacım, 2 tane de diktim. Hem de hiç engel olmayan yerde. Hani belediye kalacak bir yer değil bahçemizin içindeydi. Ama kesti, kesti. Kesince inan eve bile üzülmedik biz. Gelin kaynana oturduk ağaca ağladık. Yani müteahhitler de açık anlayışlı olsunlar. Biz veriyorsak mali, temelli böyle hiç şeysiz mi bırakacağız? Yeşilliksiz. Bak komşunun ağaçlarına bak, kendi evi. Kendi yaptı çünkü kendi yaptığı için bak hiç bir tek dalını kestirtmiyor. 7'den 70'e ağacın kesilmesine karşı olan sokak sakinlerinin en özel görüntüsü ise henüz daha çocuk olan Deniz'in ağaca sarılarak kesilmesine karşı çıkması oldu. Kesilmesini istemiyorum. Ağacımızı koruyalım lütfen. Arsada inşaat çalışmalarına başlayacak olan müteahhit ağacın büyüklüğü sebebiyle çalışmalara engel teşkil edeceğini ifade ederek gerekli izinleri aldı ve 70 yıllık ağacın kesimi gerçekleştirildi. Yaşanan bu durumun ardından arsayı satın alan müteahhit ile görüştük. Müteahhite ağacın kesilme nedenini sorduk. Ağacın çok büyük olduğunu ve yeni yapılacak inşaata sorun çıkartacağını belirten müteahhit, gerekli izinleri aldığını ve ağacın kesileceğini belirtti.